Saros Körfezi hem görünür açıdan hem de temizlik açısından çok iyi bir körfezimiz. Burayı ne kadar bilinçli kullanırsak sualtı canlıların ne kadar büyüdüğünü, çeşitlendiğini net bir şekilde görürüz. Projelerde bir iki projeler, sualtı projeleri yapılıyor. Uçaktır, gemidir, batıkları olduğu sürece sualtı canlıları daha da çok göreceğimize inanıyorum. Sualtı çeşitliliğini Saros Körfezi'nde çok fazla. Yani tabii ki deniz bu. Her gün her canlıyı göreceğiniz gibi bir şey yoktur ama bizim de görüntülerimiz, kendi amatörce çektiğimiz görüntülerle sualtı canlılarını elimizden geldiği kadar çekip insanlara göstermeye çalışıyoruz. Hem tanıtım yapmaya çalışıyoruz hem de kendimize arşiv yapmaya çalışıyoruz. Sualtını ne kadar iyi korursak o kadar fazla canlıya sahip olacağız. Ve sualtı hem turizm anlamında ekonomik olarak hem de canlılara yer açmış olacağız. Bu canlılarla birlikte insanların sualtına daha fazla ilgisini görmesi açısından biz de böyle ufak ufak arşivler yapıyoruz. Uçağımız, gemimiz hep belli bir noktalarda da herkesin dalamayacağını, daha tecrübeli dalgıçların dalacağı noktalarda uçağın en derin yeri 26 metre, en sığ yeri 12 metrede, geminin de en üst kısmı 22-24'te, en derinde 26-28-30'a kadar iniyor. Bu batıklara da dalmak için derin tecrübesi olan 50 yani 30-40 dalışı olan tecrübeli dalgıçlar geliyor.